Nasılsınız? Burhan Bey de bizim Engelle Meclisi'nin başkanımızı. Başkanım, nasılsınız? Allah'a şükür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretileri perspektifinde bakıldığında aslında her şey hal oluyor. Kesinlikle. Bazı şafiatçı filozoflar da şunu demişler bu hadis karşılığında. Demişler ki sadece bu hadisi biz insanoğlunun hayatına temel yaparsak, uydurursak zaten sorun morun kalmıyor. Kesinlikle. Zira ben kendim için en güzel şeyi isterim. Onu sizin için istedikten sonra da mesela kalmıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Burada Allah-u Teala sizi bazı uzuvlardan kısaltarak sizi imtihan etmiş. Buna şükretmek lazım. Kesinlikle. Bize ise düşen nedir? Kendimi sizin yerinize koyacağım ve diyeceğim ki Allah-u Teala beni bu şekilde imtihan etmiş. Eli ayağı tutan bu özürlerden bu özürlere müptela olan kardeşlerim benim hakkımdan ötüşür. Veya ben kendimi sizin yerinize koyarım derim ki böyle bir durumdayken diğer kardeşlerinden beklentim nedir? Ve bu anlamda bazı sıkıntıları var. Sık sık birbirimize hatırlayıp birbirimize gidip gelmesin. Ben şahsen benim de sizden beklentilerim var. Bizim de sizden beklentilerimiz var. O nedir? Benim sizden istirhamım ve beklentim dualarınıza bizi de katmanız. Sizin sıkıntılarınızı, eksiklerinizi, ihtiyaçlarınızı iyice derleyip, iyice dinleyip, iyice araştırıp ilgili mercilere iletmek. Bu konuda belki biz de görmüş tam ifade etmişiz. Yalnız şunu size arz etmek isterim ki sizlerin, benim ve bizim Hüdapar camiasının kalbinde, yanında müstesna bir yer mesela. Allah razı olsun. Bizim meclislerde, bizim toplantılarımızda, bizim birebir kardeşlerimize, teşkilat üyelerimize yaptığımız görüşmelerde, konuşmalarda, Batman'ın değerlendirmelerinde sanırım engelli kardeşlerimizden daha fazla sözü geçen bir kesim yoktur. Allah razı olsun. Biz eğitimde de varız, biz İslam'da da olmalıyız, sağlıkta da olmalıyız, biz hayatın her alanında olmalıyız. Kesinlikle. Büyük Antunya Engelliler Günü diyoruz, farkındalık diyoruz. Dün görme engelli bir tane öğretmenimiz Manisa'da dersteyken görevden alındı. Biraz hayatta yasa masa hep de şey bir tarafa bırakın. Vicdani boyutta olaya bakarsan tebrik ederim, çok güzel. Zaten birçok şeyi çözeceğiz. Kesinlikle. Bizim düşüncemizde pozitif ayrımcılık yapacak. Yasada var ama boş. Pozitif ayrımcılık yapacak. Yani hayat standartını yükseltmek için farklı imkanlar oluşturacak. Bunun olması lazım. Ben hangi gün olur, nasip olursa Allah-u Teala önümüzü açar da sizin gibi kardeşlerimiz toplumu takdir eder, bize bazı yönetimleri teslim ederse örneğin belediye var. Örneğin ben bir kurumun başına geldim. Benim orada bayanlardan, engellerden ve diğer kesimden mutlaka birer müsteşarım olacak. Bu kesimleri temsil edecek. Mutlaka yanıma bir yani müsteşar alırım, yanıma danışman alırım ve komisyon veririm ona, grup oluştururum derim siz bu kesimlerin sorunlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını takip edin, ona göre imkanlar nispetinde nasıl yardımcı olun. Yani bu zaten olmazsa adalet sağlanır. Dünya Engeller Günü münasebetiyle Engeller Derneği Başkanlığımızı ziyaret ettik, kardeşlerimize oturup hasbihal ettik. Durumlarını, ihtiyaçlarını sorduk. Kendilerinden dua talebinde bulunduk ve kendilerinden dilediğimiz ihtiyaçları, eksikleri ve takip etmemiz gereken hususları not ettik. İnşallah Teala onu gerek sizin vasıtanızla gerekse de ilgili kurumlar nezdinde dile getireceğiz, takipçisi olacağız. Bizim bu kardeşlerimiz hakkında söyleyeceğimiz şudur. Bu kardeşlerimiz bizim bir parçamızdır. Belki el üstünde tutmamız gereken bir parçamızdır. Bunlara pozitif ayrımcılık yapma konusunda yetkililerin çok daha duyarlı olması lazım. Çünkü bu kardeşlerimizin mutlaka toplum içerisinde nasıl daha rahat hareket edeceklerse, yaşamlarını nasıl rahat sürdüreceklerse bu imkanları, bu ortamları onlara sağlamamız lazım. Gerek istihdam konusunda, gerek diğer şahsi ihtiyaçların karşılanması konusunda siyasilere, yetkililere düşen ne varsa bunu mutlaka fazlasıyla yapmaları gerekir. Ve şunu da özellikle vurgulayayım.
sadece işte Dünya Engeller Günü münasebetiyle değil, özellikle yetkililerin, özellikle idarecilerin, özellikle siyasilerin daha sık bu kardeşlerimize bir araya gelip sıkıntılarını, sorunları kendilerinden dinlemeleri lazım. Not ettiğimiz bazı sıkıntılar var. İnşallah bunların takipçisi olacağız.